Herkese merhaba. Bugün Kastamonu'dayız. Şimdi güzel bir noktaya geldik. Horma Kanyonu'nu gezeceğiz. 3 kilometrelik bir parkur var. 3 kilometre sonra Ilıca Şelalesi var. Şimdi buradan başlayalım. Ilıca Şelalesi'ne doğru devam edelim. Her türlü imkan var kanyonun girişinde. Kanyonun uzunluğu yaklaşık 3-3,5 kilometre. Dokuzda açılıyormuş ama biz erken geldik. Girelim bakalım. Bu arada giriş ücretli. Öğrenci 9 tam 16 lira. 2023 fiyatları. Kanyon boyunca böyle ufak tefek şelaleler göreceğiz. Uzun bir parkur. Parkurun tamamını, güzel gördüğüm her şeyi çekmeye çalışacağım. Evet, sallanan bir köprü. Çok sallanıyor. Gel. Ağaçların üzerinde yosun kaplamış.
Parkurda bazı yerlere böyle dinlenme yeri bile yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Çünkü çok uzun bir parkur. Evet, hala ilerliyoruz. Büyük ihtimal 1 kilometre yürüdük. Uzun bir parkur. Ama eğlenceli. Burası dışarıdan biraz daha soğuk. Çünkü dağların arasında kalıyor. Yani hazırlıklı gelmekte fayda var. Küçük küçük havuzlar. Evet, burada her yer ufak tefek şelale, köprü. Çok güzel bir kanyon. Evet, parkura devam. Parkurda yürüyüş yolu bir sağa bir sola zikzak çizerek devam ediyor. Kanyonun bu bölümü çok daralıyor burada. Biraz aşağıya da alalım. Bu yürüyüş yolunu buraya nasıl yapmışlar? Gerçekten hayret. Yani bu kadar uzun ve bu kadar dar yollardan çok zor. Evet, kanyonda aşağı inilecek bir bölüm var burada. Buraya merdivenle şuradan aşağı inilecek bir bölüm yapılmış. Şöyle aşağı inilebiliyor ama ben inmeyeceğim. Yolumuz uzun, devam ediyoruz.
Evet Gökçe, parkur yürüyüşü nasıl gidiyor? Gidiyor, ayağı biraz kırıldı gibi. Güzel gidiyor yani. Yolda öyle çetirdik bir yol muydu yani? Yani gayet güzel yapmışlar. Bebek arabasıyla bile gidilebilir değil evet, mi? Evet, evet. Öyle zor bir yanı yok. Şimdiye kadar bir sıkıntılı bir şeyle karşılaşmadık. Güzel bir yapmışlar. Biraz tabii sabahın ayazı vardı ama bir sıfır geldi. Evet, devam edelim. Arkadaşlar, Eylül ayının başındayız. Sabah saat 9. Burada hava gerçekten soğuk. Yani ona göre gelin. Dar vadilerden sonra şimdi biraz da olsa geniş düzlüklere çıktık. Devam ediyoruz. Burada bir eksiklik var biliyor musun? Yani şelaleye ne kadar kaldığını gösteren tabelalar eksik bence. Ya evet, aslında öyle çünkü bayağı mesafe kaldı. Yani gidiyorsun gidiyorsun, ne kadar gittiğini bilmiyorsun. Evet. İnsan merak ediyor. Yani 3-3,5 kilometre. Yani 500 metre başka bir şey koysa da görünmüyormuş. Bence bir eksik. Evet, uzun süredir yürüyoruz. Hala şelaleye varamadık. Hatta o ünlü yere bile varamadık. Kayalıkların altındaki geçile. Bakalım devam. Evet, vadinin asıl sıkıntılı noktasına geldik. Evet, geçişi en sıkıntılı yeri burası. Evet, en sıkıntılı yeri. Zor da olsa geçtik. Evet, devam edelim bakalım.
Uzunca bir yürüyüş sonrası şelaleye varabildik. Evet, 50 metre yazıyor. Şelaleyi izleyecek bir teras yapılmış buraya. Sonunda Ilıca Şelalesi'ndeyiz. Uzun bir yürüyüşten sonra saat 10 oldu ama kimsecikler yok burada. Evet Gökçe, Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi gezimizi tamamladık. Ne düşünüyorsun? Evet, şimdi geri döneceğimi düşünüyorum. 3 kilometreyi daha nasıl yürüyeceğimi düşünüyorum. Burada şöyle bir kolaylık var. 3 kilometre yolu ya yayan dönebiliyorsunuz veyahut da burada köyün taksileri var. Taksiler başlangıç noktasına sizi götürebiliyor. Taksiyle dönüş yapabiliyorsunuz.
Ama biz taksiyle. Ama tabii 4 metre de köyün içine girmeniz gerekiyor ve taksinin ne kadar olduğunu evet, bilmiyoruz. Şimdi taksinin ne kadar olduğunu öğrenip taksiyle dönmeye karar veriyoruz biz. Çünkü o kadar yolu geri dönemeyeceğiz. Buradan sonra Valla Kanyonu'na geçeceğiz. Daha gezeceğimiz yerler var. Şimdi Valla Kanyonu'na doğru ilerleyelim bakalım. Horma Kanyonu gezimizi tamamladık. Dönüşümüzü taksiyle yaptık. Taksi ücreti 170 lira bu arada. Şimdi Valla Kanyonu'na geçiyoruz.